Herkese merhaba arkadaşlar. İyi haftalar diliyorum hepinize. Yeni bir Türkçe İspanyolca dersimizde daha birlikteyiz ve bugün İspanyolca'da dönüşü fiilleri işleyeceğiz arkadaşlar. Bu konuyu iki bölümde işlemek istiyorum. Birincisinde ilk bölümde 30 civarı dönüşü fiili tahta yazacağım İspanyolca Türkçe olarak. İkinci bölümde de bu tahtaya yazacağımız fiilleri silip birkaç tanesini kişilere göre çekimleyerek size yardımcı olmaya çalışacağım. İsterseniz, dilerseniz hiç vakit kaybetmeden başlayabiliriz arkadaşlar. İlk etap, ben buraya yazdım. Arkadaşlar görüyorsunuz. Buraya yazdım deftere, buradan vakit kaybetmemek için buraya deftere yazdım arkadaşlar. Buradan tahtaya geçireceğim yazdığım dönüşü fiilleri. Size için buraya yazdım vakit kaybetmemek için daha fazla. Başlıyorum arkadaşlar. Prepararse, hazırlanmak arkadaşlar. Prepararse, hazırlanmak. Prepararse, hazırlanmak arkadaşlar. Sanırım görünüyor. İspanyolca'da dönüşü fiiller S ile biter arkadaşlar. S ile biter. Her zaman bu şekildedir arkadaşlar. Yani fiilin sonunda S varsa bilin ki bu dönüşü fiildir arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Bir başka fiilimiz, dönüşü fiilimiz lavarse yıkanmak. Lavarse yıkanmak arkadaşlar. Sanırım net bir şekilde görünüyor. Lavarse yıkanmak. Bir başka fiilimiz levantarse. Levantarse uyanmak arkadaşlar. Levantarse uyanmak. Levantarse uyanmak. Acostarse. Acostarse arkadaşlar. Yatmak, uzanmak. Şöyle yazayım. Yatmak, uzanmak, acostarse. Yatmak, uzanmak. Acostumbrarse. Acostumbrarse arkadaşlar. Alışmak. Acostumbrarse alışmak arkadaşlar. Cambiarse.
intikam mı yerse, değiştirmek, üst değiştirmek diyelim, kıyafet değiştirmek, üst kıyafet değiştirmek, üst değiştirmek, şöyle arkadaşlar. Üst değiştirmek, kıyafet değiştirmek yani. Moverse hareket etmek, kımıldamak, moverse. Allah Allah. Arkadaşlar bu da yazmıyor. İyi bir şekilde. Moverse kımıldamak, hareket etmek, kımıldamak, moverse kımıldamak dedik arkadaşlar. Despertarse kalkmak. Despertarse kalkmak. Despertarse kalkmak. Heh. Bulduk sonunda. Güzel yazan bir tane kalem. Evet, despertarse despertarse kalkmak arkadaşlar. Aburrirse, aburrirse sıkılmak. Aburrirse sıkılmak. Sentarse oturmak. Sentarse oturmak. Sentarse oturmak arkadaşlar. Banyarse yıkanmak. Duş almak, yıkanmak. Lavarse arkadaşlar yıkanmak, banyarse. Ondan sonra kasarsa evlenmek. Kasarsa evlenmek, sentirse hissetmek, sentirse hissetmek, yamarsa yazmadık, yamarsa çağrılmak, yamarsa çağrılmak, atra verse cesaret etmek, atra verse cesaret etmek, cesaret etmek arkadaşlar. Sepiyarse şuraya bir dakika arkadaşlar. Kedarse
kalmak. Kederse kalmak. Kederse kalmak. Peynerse taranmak. Saç taramak, peynerse. Taramak, saç taramak. Affederse tıraş olmak. Affederse tıraş olmak. Şöyle diyelim. Affederse tıraş olmak. Enoharse sinirlenmek. Enoharse kızmak, sinirlenmek. Onunla şöyle yapalım. Makyarse, makyaj yapmak, makyarse. Makyarse, makyaj yapmak. Böyle yapalım. Makyarse, makyaj yapmak arkadaşlar. Başka. Verse, görünmek. Verse, görünmek. Verse görünmek. Başka. Keharse şikayet etmek. Keharse. Kederse kalmak. Keharse şikayet etmek. Şikayet etmek. Şöyle yapalım. Keharse şikayet etmek. Sepiyarse dedik. Eki vokarse. Eki vokarse. Eki vokarse. Yanılmak. Eki vokarse. Eki vokarse yanılmak arkadaşlar. Yanılmak. Ekivokarsa yanılmak arkadaşlar. Başka. Başka oraya ne yazmışız? İrse mesela. İrse. Çekip git. Çekip gitmek. Ayrılmak. Gitmek arkadaşlar. İrse. Çekip gitmek, ayrılmak anlamına geliyor arkadaşlar. Ayrılmak, ondan sonra başka ne yazmışız? Duçarse, duçarse de şey, şunu yazalım. Arrepentirse, 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 pişman olmak, pentirse, pişman olmak. Arrepentirse pişman olmak arkadaşlar. Arrepentirse pişman olmak. Separarse ayrılmak. Divorce. Divorce boşanmak. Divorce boşanmak. Divorce yarse boşanmak arkadaşlar. Divorce yarse
Başka arkadaşlar, sepiyar dedik, peynir dedik, vestirse dedik, vestirse demedik, vestirse giyinmek. Bakayım vestirse yazmış mıyız? Yazmamışız, vestirse giyinmek. Vestirse giyinmek. Ondan sonra arkadaşlar duşarsa da yazalım. Duşarsa duş almak. Onu da yazalım. Duşarsa duş almak. Duşarsa duş almak. Separarse ayrılmak, separarse ayrılmak, separarse bu irse gitmek anlamında ayrılmak arkadaşlar, çekip gitmek anlamında ayrılmak, separarse birinden ayrılmak. Boşanmak, yani sevgiliden ayrılmak, eşten ayrılmak, separarse. Onu da belirteyim. Bir tane daha yazalım. Desnudarse soyunmak arkadaşlar, desnudarse. Yok galiba soyunmak, yok abi, yok arkadaşlar, desnudarse. Desnudarsa soyunmak. Desnudarsa soyunmak arkadaşlar. Gördüğünüz üzere tahtamızın el verdiği koşullarda buraya yazdım arkadaşlar. Dönüşü fiilleri. Dediğim gibi S ile bitiyorsa bu fiil dönüşü fiildir arkadaşlar. Ben bırakıyorum size yazmanız veya fotoğraf çekmeniz için. İlk bölümü bu şekilde bitirmiş olduk. İkinci bölümde bu fiillerimizi silip birkaç tanesiyle ilgili cümle çekimleri yapacağız arkadaşlar. Bırakıyorum size yazmanız veya fotoğraf çekmeniz için. Evet, toplam 30 tane fiil yazmışız arkadaşlar. Şimdi saydım, 30 fiil yazmışız. Siliyorum arkadaşlar, bir diğer bölüme geçeceğiz. Yeterli herhalde, almışsınızdır notlarınızı, fotoğraflarınızı. Siliyorum arkadaşlar. Şimdi fiil çekimleri ne yazacağız? Dediğim gibi birkaç tanesiyle ilgili fiil çekimi yazacağız. İkinci bölümde. Önce şöyle bir kural var. Onu yazacağım arkadaşlar. Dönüşü fiillerde bir nevi yardımcı fiil görevi üstlenen kelimelerimiz var. Onları yazacağız arkadaşlar. Onlara İspanyolca'da dönüşü fiillerin
her seferinde onlara yazacağız. Yani her zaman öğrendiğimizde dönüşü fiiller için geçerli bu söyleyeceğim. Onlara yazacağız en başa. Ondan sonra cümleyi yazacağız, dönüşü fiili yazacağız. Nedir bunlar? Me te se nos os se arkadaşlar. Bunlarla yapacağız. Bunlarla yapacağız arkadaşlar. Dönüşü fiillerimizi. MTS nos os se. Ne demek oluyor arkadaşlar? Dönüşü fiilleri başta bunları yazacağız. Daha sonra o fiilleri çekimleyeceğiz. Ben burayı şimdi yazacağım. Daha net anlamanız açısından. Görünüyor mu? Bakıyorum. Gayet iyi görünüyor. Pardon. MTS nos os se arkadaşlar. Bunları kullanarak yapıyoruz. İlk cümlemiz mesela despertarse diyelim. Kalkmak. Despertarse kalkmak arkadaşlar. Türkçesini yazmıyorum. Zaten bunu yazmıştık anlamını. Despertarse kalkmaktı. Bunları kullanarak bu fiillerimizi çekimliyoruz. Bu fiiller sadece şunlar sadece dönüşlü fiillerle kullanılıyor arkadaşlar. Diğer normal fiillerle kullanılmıyor. Onu belirteyim. Dönüşlü fiillerde dedik S ile bitiyorsa dönüşlü fiildir arkadaşlar fiilimiz. Me me despierto kalkarım veya kalkıyorum arkadaşlar. Me despierto. Despertarse kalkmaktı, yataktan kalkmak yani veya oturduğun yerden kalkmak. Me despierto kalkıyorum, kalkarım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere me te te despiertas arkadaşlar. Te despiertas. Kalkarsın, kalkıyorsun. Te despiertas. Görünüyor sanırım gayet net. Bakıyoruz. Evet görünüyor. Biraz daha büyük yazarsam daha net okunur diye düşünüyorum. Devam edelim. S. Üçüncü tekil. S. Despierta. Görüyorsunuz arkadaşlar. Despierta. Se despierta. Kalkar veya kalkıyor. Hem kalkar hem kalkır olarak kullanılabiliyor arkadaşlar bu zamanlar. Geniş zaman. Se despierta kalkıyor arkadaşlar. Kalkıyor, kalkar. Nos despertamos. Nos despertamos, kalkıyoruz, kalkarız arkadaşlar. Nos despertamos, gördüğünüz üzere nos. Os dedik, os, ikinci çoğul kişi. Despier,
Bir dakika. Desper. Os despertais arkadaşlar. Os despertais. Kalemlerimiz berbat. Os despertais. Evet. Os despertais. Os despertais. Kalkıyorsunuz veya kalkarsınız arkadaşlar. Os despertais. Ve son şahıs zamirimiz. Se despierta. Kalkıyorlar, kalkarlar arkadaşlar. Evet, ilk fiilimizi çekimledik, dönüşlü fiilimizi, ilk dönüşlü fiilimizi çekimledik. Despertarse kalkmak demektir arkadaşlar. Me despierto, kalkıyorum, kalkarım. Te despiertas, kalkıyorsun veya kalkarsın. Se despierta, kalkıyor, kalkar. Nos despertamos, kalkıyoruz, kalkarız. Os despertais, kalkıyorsunuz. Kalkarsınız. Se despiertan arkadaşlar. Bu kalkarlar, kalkıyorlar arkadaşlar. Bu fiilimizi bu şekilde çekilmedik. Şöyle yapalım. Buraya ikinci fiil yazacağız. Gördüğünüz üzere MTS nos OS kullandık arkadaşlar başa. Sonra fiilimizi çekimledik. Bir başka fiil arkadaşlar. Kasarse evlenmekti. Kasarse evlenmekti arkadaşlar. Türkçesini yazmıyorum. Diğer şeyde yazdık diye. Diğer bölümde. Hemen çekimleri yapıyorum. Mekaso. Evleniyorum. Ve evlenir Mekaso. Evet. Gördüğünüz üzere Mekaso. Mekaso evleniyorum. Devam ediyoruz. Tekasas. Evleniyorsun. Ve evlenirsin. Sekasa. Evleniyor, evlenir. Ben sadece bir tanesini söyleyeceğim. İkisi de aynı anlama geliyor arkadaşlar. İki şekilde de iki anlamda kullanılıyor. Nos casamos, evleniyoruz. Nos casamos. Gördüğünüz üzere evleniyoruz arkadaşlar. Görünüyor mu? Gayet net görünüyor. Os casais. Biraz Yunanca gibi oldu bu. Os casais. Os casais. Os casais. Evleniyorlar. Os casais evleniyorsunuz. Pardon. Os casais evleniyorsunuz. Se casan evleniyorlar. Se casan. Evleniyorlar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar kasarsa fiilinde çekimledik. Mekaso kasarsa evlenmekti. Mekaso evleniyorum. Tekasas evleniyorsun. Sekasa evleniyor. Nos casamos evleniyoruz. Os casais evleniyorsunuz. Sekasan evleniyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere iki fiili çekimledik. Daha da çekim yaparız diyorsanız. Evet, buralara da fiil çekimi yapılır. Şöyle yapalım. İsterseniz buraya da iki fiil daha çekimleyebiliriz. Hemen başka bir örnek verelim.
Sentirse hissetmek. Sentirse hissetmekti. Sentirse hissetmekti. Türkçesini yine yazmıyorum. Me siento. Hissediyorum. Me siento, hissediyorum. Me siento mal, me siento bien. Kendimi kötü hissediyorum, kendimi iyi hissediyorum. Veya me siento, hissediyorum arkadaşlar. Te sientas. Te sientes. Düzeltiyorum. Te sientes. Hissediyorsun. Se siente. Se siente. Hissediyor. Nos. Nos sentemos. Hissediyoruz. O senteyiz. Hissediyorsunuz. Sanırım okunuyor. Evet. Se sienten. Se sienten. Hissediyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bir başka fiilimiz. Bir tane daha yazalım, ne yapalım? Nereye? Kederse mesela. Kederse. Kalmak. Kederse. Kalmak arkadaşlar. Bir yerde kalmak. Kalmak. Kederse. Evet, gayet net okunuyor. Me quedo, kalıyorum, kalırım. Me quedo. Kalıyorum, kalırım. Te quedas. Kalıyorsun. Se queda, kalıyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar gayet okunuyor. Nos quedamos. Nos quedamos. Kalıyoruz. Nos quedamos. Kalıyoruz. Os quedáis. Kalıyorsunuz. Quedáis. Os quedáis, kalıyorsunuz. Se quedan, kalıyorlar arkadaşlar. Se quedan. Kalıyorlar. Şunu biraz daha şöyle yapalım. Evet. Se quedan, kalıyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Sentirse hissetmekti. Me siento, hissediyorum. Te sientes, hissediyorsun. Se siente, hissediyor. Nos sentemos, hissediyoruz. O senteis, hissediyorsunuz. Se sienten, hissediyorlar arkadaşlar. Bir başka fiilimiz kedarse, me quedo, kalıyor. Kedarse kalmaktı. Me quedo, kalıyorum. Te quedas, kalıyorsun. Se queda, kalıyor veya kalır. Nos quedamos, kalıyoruz veya kalırız. Os quedáis, kalırsınız, kalıyorsunuz. Se quedan, kalırlar, kalıyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu dörtlü fiil çekiminde, dörtlü fiil grubunu da çekimledik.
Bunu şöyle biraz daha okunaklı yazalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu sizge ben size gene bırakıyorum yazmanız veya fotoğraf çekmeniz için. Şurada bir hata yapmışız. Sentimos olacak arkadaşlar. Sentimos. Şu Sentimos arkadaşlar. No Sentimos. Bu da Sentis. Bu da Sentis. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bir dakika. Şunu baştan yazalım şöyle. Hem daha okunak olsun. Sentirse dedik. Sentirse hissetmek dedik. Şöyle. Me siento. Me siento. Hissediyorum. Me siento. Te sientas. Te sientes. Te sientes. Hissediyorsun. Se siente. Se siente. Hissediyor. Hisseder. Nos sentemos. Sentimos. Nos sentimos. Sentimos. Demin yanlış yazdık. Nos sentimos. Nos sentimos arkadaşlar şu. Tamam. Nos sentimos. Os sentis. Os sentis. Os sentis. Se sienten. Se sienten. Se siente. Evet arkadaşlar, se siente. Se siente, şöyle bakalım. Evet, gördüğünüz üzere arkadaşlar. Dört fiili de çekimledik. Ben örnek olması için dört tane çekimledim. Daha fazla da
çekimlemeye gerek yok. Mantığını anladınız. MTS nos osse ile yapılıyor arkadaşlar. Dönüşü fiiller. Dört fiili bu şekilde çekimledik. Daha fazla fiil çekimlemeye gerek yok diye düşünüyorum. Mantığını anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar dört fiilimizi çekimledik. Bir önceki bölümde 30 dönüşü fiili İspanyolçasını ve Türkçesini yazdık, 30 dönüşü fiilin. İkinci bölümde de şunları kullanarak, MTS nos osse'yi kullanarak 4 tane fiili mantığını anlamanız açısından çekimledik. Çekimlerini gördük bu fiillerin. Siz de bir önceki bölümde yazdığımız fiilleri ve daha sonra internetten de bulabileceğiniz fiilleri bu şekilde çekimleyebilirsiniz. Bu İspanyolca'da dönüşü fiillerde bütün zamanlar bu MTS nos osse başa getirilerek yapılıyor arkadaşlar. Onları da zamanla diğer günlerde, diğer derslerimizde göreceğiz. Şimdilik bu konuyla ilgili aktaracaklarım bu kadar. Başka bir video çekmeye gerek yok. Son derece dediğim gibi kolay ve net bir konu. Öyle tahmin ediyorum. Sizin için de öyledir muhakkak. Bir sonraki ders ve derslerimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.